Merhabalar, ben psikolog Göze Kaçmazoğlu. Bugün sizlerle borderline kişilik bozukluğu ve bipolar bozukluk hakkında konuşmak istiyorum. Bu iki bozukluğun nasıl ayrımını yapabiliriz? Ne yönleriyle birbirine benziyor? Ne yönleriyle farklılıklarını tespit edebiliriz diye bir sunup yapacağım. Öncelikle bu iki bozukluğun DSM-5 tanı kriterine göre semptomlarını yan yana tablolara yazdım. Buradaki semptomların iki bozukluk üzerinde de bazı semptomlar birbirlerine benziyorlar ve bu yüzden karıştırılmaya çok müsait olabiliyorlar maalesef ki. Hani bazen psikolog arkadaşlarımız arasında da emin olamama durumları oluyor. Hangisi bu kişi ya da gelen danışan, hani gelen hasta. Eğer ki mesela bir psikiyatrik teşhisi yoksa kişinin ve bir şekilde bunun öncesinde terapiye başladıysa biz kendimiz ayrımını nasıl yapabiliriz ve nasıl yol izlememiz gerekir? Belki bunun için bir fikir oluşturur. Öncelikle bipolar bozukluğa bakalım. Bipolar bozuklukta en az bir hafta süreyle neredeyse her gün kabarmış, taşkın veya çabuk kızan, olağan dışı sürekli bir duygu durum artışı olarak bir giriş yapalım. Bu kısım ya mani ya hipomani dönemi için geçerli. Çünkü bipolar hastalığı ya da bozukluğu diyebilmemiz için kişinin hayatında bir depresyon dönemi öncesi veya sonrası olabilir, mani veya hipomani geçirmesi gerekiyor ki biz buna bipolar bozukluk var diyebilelim. Yani mani veya hipomaninin kesin olması gerekiyor. Dediğimiz gibi bir hafta süreyle aşağıdakilerden en az 3 tanesinin gözükmesi gerekiyor kişide. Siz de buradan yavaş yavaş ilerlerken isterseniz okuyabilirsiniz. Benlik saygısında abartılı bir artış veya grandiyozite, uyku gereksiniminde azalma, konuşkan olma veya işte kişileri konuşmaya tutma, dikkat dağınıklığı, amaca yönelik etkinlikte artma veya ajitasyon, bu sürekli bir hareketlilik, huzursuzluk hali hani diyebiliriz ajitasyon için. Kötü sonuç doğurabilecek etkinliklere aşırı katılma. Çok para harcama, düzensiz cinsel ilişkiler, gereksiz iş yatırımları gibi. Bu arada birbiriyle karıştırılan ya da birbirine benzer olan semptom özelliklerini de böyle daha farklı renklerde ve birbirine benzeyenleri de siyahtan farklı olarak böyle aynı renklerde yazmaya çalıştım. Belki hani takip etmesi daha kolay olur diye. İşlevsellikte tabii belirgin düşme bekliyoruz. Kişinin hayatını devam ettirmesi için gereken diyelim ki iş hayatı, aile hayatı, sosyal hayatındaki işlevsellikte çok bariz bozulmalar gözlemliyoruz. Ve kişiler hani hayatlarına olağan bir şekilde devam edemiyorlar. Şimdi mani ve hipomaninin farkı ne? Bunu söyleyelim. Mani'nin hipomaniden en büyük farkı bir hafta süreyle her gün belirtilerin sürmesi gerekiyor. Hipomani'de ise ardışık 4 gün süreyle belirtilerin olması gerekiyor. Mani diyebilmemiz için yani 4 günden biraz daha fazla bekliyoruz diyebiliriz. Ki hipomaniden ayıralım. Ve belirtilerden belirgin işlev bozukluğu kişinin kendine veya başkalarına zarar vermemesi için hastaneye yatışı gerekiyor manide. Ama hipomanide evet kişi belki zararlı olabilir kendisine, çevresine ama mani kadar hastaneye yatırılacak kadar büyük bir zarar olmayabilir. Yani mani daha tehlikeli bir durum diye düşünebiliriz hipomaniye göre. Bir de en büyük ayrımı manide psikoz görülüyor. Hani grandiyozite, paranoya. Mesela grandiyoziteye şöyle örnek verebilirim. Benim hani
canlı olarak kliniklerde yatan hastalardan gördüğüm, ben Mesih'im diyenler gördüm. İşte Hazreti Ayşe, kadın hastalarda Hazreti Ayşe'yim, Hazreti Fatma'yım diyenler gördüm. Mesela işte bu hem bir grandiyozitenin örneği hem de dış gerçeklikle işte zihnindeki gerçekliğin farklı olup hani işte ben farklı biriyim, ben şuyum, ben buyum, işte ben Atatürk'üm gibi mesela iddiaları oluyor tabii hastaların. Burada psikozu gözlemliyoruz. Ama hipomanide psikotik belirti yok. Bu da hani en büyük ayrımı bu. Sonra da süreyle daha iyi ayırabiliriz. Sonrasında da hasta işte ne kadar kendisine, çevresine zararlı, hastaneye yatışı gerekiyor mu gibi hipomani ile maniyi böyle ayırabiliriz. Sonra bipolar olabilmesi için dedik ki bir de depresyon olması lazım. Depresyon epizotundaki hastanın diyelim 2 hafta boyunca aşağıdaki 5 belirtiden veya daha fazlasını göstermesi gerekiyor. Bu belirtilerden en az biri çökün duygu durum ya da zevk alamama. Yani şu iki kriterden mutlaka birinin olması gerekiyor. Neredeyse her gün çökkün duygu durum, bunun 2 hafta seyretmesi gerekiyor ya da neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgide belirgin azalma ve bunlardan zevk alamama ya da bunun diyelim 2 hafta mutlaka sürmesi gerekiyor. Bu ikisinden birinin yanında, ikisi de olabilir. Diğer kriterlerden de bir 4 tane daha olması gerekiyor. Neredeyse işte her gün bitkin olma, ajitasyon hali, yavaşlama. Ya ikisinden biri, iki farklı üstten birine gidebiliyor hasta. Uygunsuz suçluluk duyguları ve değersiz hissetme hali, yineleyici ölüm düşünceleri ve kendini öldürme girişimleri, çok kilo alma ya da çok kilo verme, diyet yapmadığı halde, neredeyse her gün uykusuzluk ya da çok uyuma ve düşünememe, odaklanamama problemleri oluyor. Ve yine aynı şekilde depresyon döneminde de işlevsellikte belirgin bir bozulma olmasını bekliyoruz. Bu sırada bipolar 1 ile bipolar 2'nin farkı ne? Bipolar 1'de mani ve depresyon, bipolar 2'de ise hipomani ve depresyon. Ayrımını buradan yapabiliriz. Hani bipolar hastasıyım, bipolar 1'ine, 2'ne, mani ve hipomani olmasına göre 1-2 diye adlandırıyoruz. Birazcık da borderline kişilik özelliklerine bakalım. O da aşağıdaki kriterlerden 5 ya da daha çoğunun erken erişkinlikte hani belirgin duygusallık ile kişiler arası ilişkilerde, duygulanımda, benlik algısında yaygın tutarsızlık örüntüsüdür. Neden erken erişkinlikte? Çünkü şimdi ergenlik sürecini kişinin yaş olarak bir geçirmesi gerekiyor. Hani bazı kişilerde tabii ergenlik yaşı uzayabiliyor, böyle herkes için standart bir yaş yok ama yine de hem de hukuksal olarak hani reşit olma yaşı 18, ergenliğinde az çok sonlarına yaklaşan bir yaş diyebiliriz. Hani bazen 20'lere kadar uzuyor ama bunun klinik ayrımını yapabilmek için o ergensizlikteki öfke patlamaları, duygu durum değişiklikleri, o tutarsız olma, aileye bir yakın olma, bir uzak olma, hani bu duygulardan işte ergenlikten ayırabilmek için aslında borderline kişilik bozukluğunu bu yüzden 18 yaşından sonra teşhis konuluyor. Hatta bazı yerler belki 20 yaşından sonra teşhis koymayı da daha uygun buluyor. Bunun için tabii ki çocukluk döneminde kişi borderline kişilik bozukluğuna dair sinyaller verse bile işte kişiyi hem damgalamamak adına hem de yanlış tanı koymamak adına 18 yaşın beklenmesi daha doğru oluyor. Gerçek ya da işte imgesel bir terk edilmeden çılgınca kaçmak için çaba gösterme, işte göklere çıkarma, yerin dibine sokma, arasına gidip gelen tutarsız kişiler arası ilişkiler, kimlik karmaşası, belirgin ve sürekli tutarsız benlik algısı,
yine en az iki alanda kötülüğü dokunabilecek dürtüsellik. Buradaki gibi yine çok para harcama, çok yeme, çok süratli, dikkatsiz, kendi çevresindekileri düşünmeden belki araba kullanma, seçici olmayan, dürtüsel olan ve belki bazen çok hani aşırı olabilecek, hani kendine zarar verebilecek aşırılıklı olan cinsel ilişkiler. Yine burada benzer olan majör depresyondaki tanıyla tekrarlayıcı intihar davranışları veya girişimleri, kendine zarar verme. Süren bir boşluk duygusu, bunun da yine manideki, pardon, depresyondaki bazı o işte boşluk, umutsuz hissetme duygu durumuna biraz benziyor. Duygu durumunda belirgin tepkiselliğe bağlı olarak duygulanında tutarsızlık. Yoğun dönemsel disfori, kolay kızma, birkaç saatten seyrek olarak birkaç günden daha uzun. Yoğun uygunsuz öfke, öfke denetiminde zorluk, zorlanma ile ilişkili işte geçici kuşkucu düşünceler ya da ağır çözülme belirtileri. Şimdi buralarda dediğim gibi benzer gözüken birbirine karıştırılan semptomları aşağıda daha geniş tartışacağız. Bu iki bozukluğun birbirine karışmasındaki nedenlerden birkaçı da bipoların farklı türleri var. Çok fazla türü var. Ve bunlar biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Mesela siklomanide, mani ve depresyon dönemlerinde tanı kriterlerini karşılamayan birçok hipomani ve depresyon dönemi olması diyoruz. Yani şöyle kişi, hani dedik ya 3 ya da daha fazlası, 5 ya da daha fazlası dedik hani depresyon veya hani hipomani dönemleri için. Belirtilerini, özelliklerini gösteriyor kişi. Ama bipolar diyebilmemiz için tamamen o 5'inden 5'i, 5'inden daha fazlası ya da 3'ünden daha fazlası olmuyor. Ama bu kişiye bipolar değil de diyemeyiz. Çünkü hani gidişat, aldığımız bilgiler onu gösteriyor. Sanki böyle o tutarsızlık halini, ambalans durumunu gösteriyor ve bazen bu yüzden de işte borderline kişilik bozukluğu ile karıştırılabiliyor. Karma özellikler gösteren belki en çok karışan. O da şöyle. Kişi mani, hipomani ya da depresyon epizodundaysa bir tanesi ile ilgili tamamen tanıyı tutuyor. Ama öbür tanı kriterinden de yani bipoların öbür ucundan da en az 3 tane belirtiyi gösteriyor. Yani diyelim ki çok konuşkan, çok dürtüsel, bir anda aşırı öfkeleniyor. Yani buna hipomani döneminde diye belki kriterya tanı verilebilir. Ama bakınca arada bir yine depresyon özelliklerinden gösterdiği belki çok uyuma hali olabilir. İşte kendini boşlukta hissetme, değersiz hissetme, tad alamama. Bunlar da yine hani tam tanı kriterini karşılamasa bile en az 3 özellik gösteriyor. Şimdi borderline kişilik bozukluğunda da kişi bir dönem ya da birkaç saat önce çok iyi hissederken belki birkaç saat sonra çok depresif bir duygu durum haline geçiyor olabilir. Bu çok karıştırma nedenlerinden biri aslında. Karma özellik gösteren bipolarlarla borderline kişilik bozukluğunun. Ve hızlı döngülü bipolar 1-2 var. Burada da 12 ay içerisinde kişi en az 4 duygu durum dönemini yaşıyor. Yani maniden depresyona geçti diyelim, depresyondan tekrar maniye geçti, maniden depresyona. Hani stabil olduğu hal arası azalıyor diyebiliriz. Hani epizotlar arası stabilite azalıp sürekli bir epizottan öbür epizota geçmesi hızlı bir şekilde olabiliyor kişinin. Bu psikotik özellik gösteren kısmı maninin bazen duygu durum ile eşdeğer oluyor, bazen duygu duruma aykırı olabiliyor. Yani aile çok destekleyici olabiliyor ama buna rağmen paranoid özellikleri varsa manideki hastanın,
hani zarar göreceğine dair, mesela birilerinin onu takip edip canını yakacağına dair paranoyaları var ise buna duygu durum ile uyuşmuyor diyebiliriz. Ama aile destekleyici değil diyelim. Kişinin de bazı paranoyalarını destekleyecek şekilde hareket ediyorlar. Buna duygu durum ile uyumlu özellik gösteren bipolar ya da mani diyebiliyoruz. Peki, biz bu iki bozukluğu nasıl ayırt edebiliriz? Biraz etiyolojisinden ayırt edebiliriz. Etiyolojisinden ayırt edebilmek için de anamnez alırken çok detaylı sormamız gerekiyor. İşte ne zaman başladı, ne zaman tanı kondu, tanı konmadan önce ya da bu hastalıkla tanışmadan önce başka tarzda bir karakteri varken sonrasında daha mı farklı oldu, yoksa hep bir böyle tutarsız bir karakteri vardı. Bunları sormamız gerekiyor hastaya. Ailesindeki hastalıkları sormamız gerekiyor. Şimdi bipolar genetik soya çekim olarak yani genetik soya çekimin etkisi olduğu kanıtlanmış diyebileceğimiz bir hastalık. İkiz araştırmaları çok yapılmış. Birkaç farklı ikiz araştırması var. Mesela ben de arkadaşlarının 1986'da yaptığı evlatlık çalışmaları var. Şöyle yapmışlar. İkizleri hani ailede genetik yatkınlık olarak bipolar, depresyon diyelim işte hastalıkları olan ikizleri farklı sosyo-kültürel gruplara evlat edindirmişler ve hani nature nurture diye hep tartışırız biz psikologlar kendi aramızda. Hani hep iki tarafı da kale almak zorundayız. İki tarafı da göz önüne almak zorundayız. Bunun ayrımını yapabilmek için işte ikizler farklı yerlerde büyüdükleri zaman, farklı ailelerde, farklı ebeveyn koruması altında büyüdüklerinde genetik olarak bipolara yatkınlıkları varsa nerede büyüdükleri önemli değil. Diğerlerine göre yani genetik olarak yatkınlığı olmayan kişilere göre bipolar hastalığının çıkma olasılığı daha yüksek bulunmuş. Pozitif korelasyon bulunmuş bu araştırmalarda. Yine başka bir sürü ikiz çalışmaları var ve soya çekim etkisinin uygun olduğunu kanıtlamış bu araştırmalar. Nöro ileticilerde dopamin veya işte serotonin reseptör duyarlılığıyla ilgili bir sorun olduğu da araştırmalarda daha yüksek oranda korelasyon bulmuş, pozitif korelasyon. Hani birbirini destekler nitelikte olmuş. Peki burada reseptör duyarlılığı dediğimiz şey ne? Sinaptik hani aralıktaki nöro ileticilerin seviyelerinin az veya çok olması ile alakalı olduğu düşünülüyormuş eskiden, ama aslında öyle değil de postsinaptik reseptör duyarlılığı ile ilgili araştırmalar yapmış. Yani bu aradaki nöro ileticilerin azlığı çokluğu değil. Sonraki sinapt yani postsinaptik aralıktan sonra hani alacak hücrenin diyelim ne kadar o aralıktaki nöroüreticiyi alıp işleyip tekrar öbür hücreye iletebiliyor. Buna ne kadar duyarlı ya da ne kadar değil, bununla ilgili bağlantılar bulunmuş. Duyarlılıkla ilgili bir problem olduğu bulunmuş. Bir de şurada da var. Dopamin beynimizdeki ödül sistemiyle bağlantılı olarak mesela bağımlılık yatkınlığımızla alakalı da bir nöroiletici aslında. Başrol oynuyor belki diyebiliriz bu konuda. Bu kişilerde ödül hassasiyeti olduğu da tespit edilmiş. Yani ödüle hızlı ulaşmak için dürtüsel davranışlar ya da hani zevk veren davranışların hani daha uzun süre daha sonunu düşünmeden, plan yapmadan daha hızlı bir şekilde o hedefe ulaşmak için yapılan hareketler diyebiliriz. Mani ve hipomani döneminde bu hani dürtüselliği çok fazla görürüz hastalarda. Bipolar hastalarda dediğim gibi bu ödül hassasiyeti bulunmuş.
Yüksek amigdala aktivasyonu var bipolar bozukluğu olan hastalarda. Yani amigdala tehdit algısını, yani doğru tehdidi ya da doğru duygulanımı veremeyecek şekilde bozuk çalıştığı için, aşırı çalıştığı için belki karşılaştıkları olayları daha hızlı, daha verimsiz yorumluyor bu kişiler diyebiliriz. Yine hipokampüs ve dorsolateral prefrontal korteks aktivasyonu azalıyor. Daha hani sakin düşünerek hareket etmemizin önüne geçen şeyler bunlar. Hani ondan sonra burada yüksek striatum aktivasyonu nöron zarlarında eksiklikleri de ekledim. Ama bunlarla ilgili yeterli araştırma yok. Bunlar illa hani önceden bahsettiklerim kadar daha net, daha pozitif korelasyonların bulundukları araştırmalar değil. Ama yine de hani belki ileride bunlar da kanıtlanacaktır. Olumsuz tetikleyici yaşam olayları. Yani evet, kişinin bipolara yatkınlığı olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Yatkınlığı var diye illa hasta olmak zorunda değil kişi. İşte bazen ailede bir ayrılık, kayıp, yas gibi ya da işte ergenliğin başlangıcında o değişen hormon düzeyleri, gelişmeye devam eden beyin, duygu regülasyonun tam oturmaması gibi şeylerde bunlar tetikleyici olabiliyor. Ağır bir yaşam olayı geçirmesine gerek yok kişinin. Bazen bunları geçirmese bile hani o hassasiyetine göre, o kişinin o biricikliğine göre bazen tetikleyici olmadan da ortaya çıkabiliyor, ama tetikleyici bazen süreci hızlandırabiliyor diyebiliriz. Bir de uyku bozulmaları da bipolar hastalarda tespit edilmiş. Yani bipolar hastalarda ve ailesinde bipolar bozukluğu olmaya yatkın kişilerde uyku düzenleri bozulunca manideki ya da mani demeyeyim, hipomaniye benzer bulgular getirdikleri gözlemlenmiş. Borderline kişilik bozukluğunun etiyolojisine bakarsak, borderline kişilik bozukluğunun etiyolojisinde bakın burada da aslında amigdala faaliyetinde artma var. Amigdala bozuk çalışınca, daha fazla çalışınca tabii ki o tepkisellik fazla oluyor yine. Çünkü borderline kişilik bozukluğunda da dedik. Hani dürtüsel olma, öfke, aşırı öfkelenme, hani kontrolsüz öfke, buna yönetememe burada da var. Sanki bir hipomani ya da mani dönemindeki bipolar hastası gibi. Ailede yüksek dürtüsellik bozuklukları var. Bunun yani mesela ailede hiperaktivite bozuklukları, ileriki yaşlarda antisosyal kişilik bozuklukları, özellikleri gösteren aile üyeleri daha fazla olabiliyor. İşte çocukken diyelim ki işte davranım bozuklukları, karşı olma karşı gelme bozuklukları gibi ya da premoni gibi hastalıklar, bozukluklar daha fazla olabiliyor. Hani bunlar tespit edilmiş. Onun dışında hem bu aslında bu kişilerin hem kendilerinde hem ailelerinde yine dürtüsellikle birlikte gelen bu madde kullanım bozuklukları da daha çok gözlemleniyor. Ama asıl ayırıcı şey çocukluk çağlarında ebeveyn ayrılığı, sözlü veya duygusal taciz, geçmişi, çocukluk dönemi istismarları. Yani bu çocuklar hijyenik bir ailede büyümüyor, daha kaotik bir ailede büyüyen kişilerin aslında borderline kişilik bozukluğu tanısı alması daha beklenir oluyor. Şimdi genetik yatkınlığı varsa hem bipolar bozukluk da olabilir, borderline kişilik bozukluğu da olabilir aynı anda kişide. Ama eğer ki hani böyle bir bilgi gelmiyorsa bunu çok fazla düşünmüyoruz. Yani düşünmemiz gereken nokta ne olur? Ailedeki psikiyatrik bozuklukları sorduğumuzda duygu durum bozukluklarından eğer bazıları varsa, bunu biliyorsak,
ve kişinin kaotik bir evde büyümediyse, evet, bu sefer bipolar bozukluk diye düşünebiliriz. Ama bunlar yokken, çocukluk çağındaki işte o bağlanmayla ilgili sıkıntıları daha çok tespit edersek, evet, bu sefer borderline kişilik bozukluğu daha önce aklımıza gelmesi gerekiyor. Benzer duran özellikleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Yukarıda işte demiştim, benzer semptomları aynı renklerde yazdım. Üsttekiler bipolar tarafından aldığım semptomlar, alttaki ise borderline kişilik bozukluğu tarafından aldığım semptomlar. Bu taşkınlık, kabarıklık, işte kızgınlık, bunu kontrol edememe, tutarsız tepkisel davranışlar. Bunları nasıl ayırt edebiliriz? Bunları epizod sürelerinden ayırt edebiliriz. Bizim buna mani ya da hipomani dememiz için, bahsetmiştim, mani için bir hafta süreyle ardışık gözlemlememiz gerekiyor. Hipomani ise 4 gün süreyle ardışık gözlemlememiz gerekiyor. Ama borderline kişilik bozukluğundaki tutarsızlığı gözlemlemek için birkaç saatten en fazla birkaç güne gözlemlememiz gerekiyor. Zaten bu tanı kriterlerindeki günler, süreler, saatler aslında ayrım yapabilmemiz için konulmuş şeyler. Yani bir borderline kişilik bozukluğunun öfke patlamalarını diyebiliriz, duygusal tutarsızlıklarını, aşırı taşkın ruh halini belki 1 ya da 2 günden fazla ardışık gözlemlemeyi beklemiyoruz. Kişiye sorarken ya da hastaneye yakınlarıyla yattıysa ya da diyelim ki görüşmeye yakınlarıyla geldiyse onlara da sorabiliriz. Hani hastanın izni dahilinde kişiye de sorabiliriz. Ne kadar süredir böylesin ya da ne kadar süredir mesela bu öfkeli ruh hali içindesin. Acaba hani bana gün süre verebilir misin gibi. Bu bizim için ayrıcı tanı olacaktır. Benlik algısında abartılı bir artış veya grandiyozite. Bunu mani veya hipomani döneminde olur demiştik. Borderline kişilik bozukluğunda ise göklere çıkarma, yerin dibine sokma, arasında gidip gelen tutarsız ilişkiler, belirgin ve sürekli tutarsız benlik algısı. Aşağıda da bahsedeceğim aslında sunuma devam ettikçe. Hani sunumun altlarına doğru da yazdım. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Bu grandiyozite bipolar hastasına daha dönemseldir. Mani ve hipomani dönemine daha özgüdür. Daha stabil olduğu dönemlerde bunu gözlemlemeyiz ve hastalar tedavileri devam ettikçe ya da bu dönemler sonlanıp başka bir epizoda geçmeden önce ya da başka bir epizoddayken ben neler yapmışım, ben neden öyle şeyler düşündüm, ben neden kendimi hani ne bileyim bir önemli bir kişi yerine koydum anlamıyorum, hani bunların doğru olmadığını şu an farkındayım diye kendi ağızlarıyla söyleyebiliyorlar. Bunu fark edebiliyorlar o epizottan çıktıkları zaman. O yüzden daha dönemsel. Ama borderline kişilik bozukluğunda ise bu tutarsızlık işte daha birkaç saatle belki. Hani bir anda kendini çok önemli hissederken, çok değerli hissederken sizin farkında olmadan sorduğunuz bir soruya bile alınabilir ve o hani değersiz hissetme tarafı hemen aktive olabilir aslında. Böyle de bir ayrım yapabiliriz. Dürtüsellik kısmına bakarsak, kötü sonuçlar doğurabileceği etkinliklere aşırı katılma diye ikisinde de söylemiştik. Yine bu dürtüsellik de daha dönemsel, aynı şekilde ayırabiliriz. Mani ve hipomani'de dikkat etmemiz lazım. İntihar kısmına ise, intihar davranışları, düşünceleri, kendine zarar verme kısmına ise biz biraz daha tabii mani ya da hipomanide de belki psikoz etkisiyle bu girişimler olabilir ama bu intihar
düşünceleri daha çok majör depresyon döneminde olduğu zaman hastanın çıkıyor, bipolar bozuklukta. O hani benlik saygısındaki azalma, hani kendini kötü hissetme, mutsuz hissetme gibi dönemlerde daha fazla ortaya çıkabiliyor. Ama borderline kişilik bozukluğunda hani sürekli kötü yaşam olaylarının perçemlendiği her sürede hani kişinin bir epizota ait olması gerekmiyor, çıkabiliyor. Ve borderline kişilik bozukluğunun biraz daha kendine yani zarar veren davranışlar dediğimiz daha şiddetli zarar verme davranışları şöyle olabiliyor. Hani intihar düşüncesi ya da girişiminden ayrı olarak kendini kesme, yakma, sigara söndürme gibi eylemleri biraz daha dönemsel, yani bipolardaki dönemselliğin dışında daha sık hani sürelerde kendini gösterebiliyor. Psikotik semptomları nasıl ayırabiliriz? Şimdi borderline kişilik bozukluğuna sahip kişilerin yarısından fazlasında mikropsikotik atak. Yani ne olabilir? Depersonalizasyon, paranoyak düşünceler, işitsel varsanımlar görülebiliyor. Bipolarda da psikotik özellikler maninin içinde mevcut. Zaten kişi hipomani yaşıyorsa da böyle bir risk yok aslında. Ama eğer mani gözüken bir bipolar hastasıysa onun psikotik özellikleri gerçekten zarar verici oluyor. Ve hastaneye yatırılması gerektiğini de bu yüzden söylemiştik. Çünkü kişinin gerçeklik algısı tamamen bozuluyor. Ve eylemleri de bozuk algı üstüne olduğu için gerçekten kendisine ve çevresine çok zararlı bir hale gelebiliyor. Borderline kişilik bozukluğu da tabii ki zararlı hale gelebiliyor ama buna mikropsikotik atak dememiz daha küçük ataklar, daha belki istisnalar dışında biraz daha zararsız ataklar olabilir. Hani o değersizlikle birlikte ya da hani öfkeyle birlikte paranoid düşünceleri kişinin artabilir. Ya da hani depersonalizasyon dediğimiz hani bedeninin kendine ait olmadığı gibi ataklar yaşayabilir. Ama bunlar biraz daha sanki işte dış gerçeklikten ya da acıdan korunmak için daha küçük ataklar diyebiliriz. Ve bunların ardışıklığı hani Mani'de demiştik ya bir hafta ardışık tespit etmemiz gerekiyor. Bir hafta ardışık tespit edilmesine gerek yok bunların. Daha kısa ataklar, daha süre olarak bir hafta sürmeyen, arada bir belki daha yani daha kısa ama daha sık sık olan ataklar diye bunu söyleyebiliriz. Depresif modda da hani bipolar bozuklukta depresif dönemler yine melankolik özellik gösteren yani işte majör depresyon zamanı olmasına karşın borderline kişilik bozukluğunun depresyon ya da depresif modu daha reaktif. Reaktif özellik dediğimiz hani daha böyle saldırgan, öfkeli depresyon gibi yani daha iritabilite bir halde gerçekleşen depresyon ama bipolar bozukluktaki melankolik dediğimiz için ise daha kişinin hani diyelim ki daha pasifleştiği, işten güçten tamamen koptu, belki konuşmaya, tartışmaya mecali olmadığı bir depresyon türü diyebiliriz. Çünkü dikkat ederseniz borderline bozukluğun depresyonda yoğun uygunsuz öfke denetiminde zorlanma ya da işte duygu durumunda belli tepkisellik, tutarsızlık, kolay kızma, biraz daha bu işte kızma öfke üzerine bir depresif mood diyebiliriz. Ama bipolar bozukluk için daha çok işte çökkün hissetme, umutsuz boşlukta hissetme gibi diyebiliriz bu depresif moda. Peki,
Bazı diğer ayırıcı özellikler nelerdi? Bipolar biraz daha kesin başlangıçlı diye konuşmuştuk. Kişi mani döneminde ise hastaların eski benliklerine göre alışılmış hallerinin dışında davrandıkları düşünülür. Yani o stabil haldeyken daha duygu durum olarak geçişler yaşamadığı bir haldeyken ya da bipolar hastalık çıkmadan önceki kişilik özellikleriyle karşılaştığımız zaman ailesi, çevresi bu kişide bir değişiklik var, bir farklılık var, bir tuhaf oldu, ne oldu anlamadık, hiç böyle biri değildi diye anlatabilir bunları. Ya da kişi de kendi söyleyebilir. Hani bana bir şey oldu, yerimde duramaz hale geldim. Neden böyle şeyler yaptım, dilimi tutamadım, enerjimi atamadım gibi bilgiler verebilirler bize. Ama borderline kişilik bozukluğunda bahsettiğimiz gibi çocukluk ergenlik döneminde o kişilik özelliklerinin o tutarsız, dengesiz diyebileceğimiz belki hani çok işte moddan moda geçişin hızlı olduğu özelliklerin sinyali olabilir. Yani kesin başlangıçlı olmadığı için bu bir kişilik özelliği olduğu için ve çocukluktan beri getirmeye hani bu kişilik özelliklerinin gelişip o çocukluktan beri getirdiğimiz şeyler olduğu için kişilik özelliklerimiz. Aslında bu tutarsız hareketleri kendi içinde tutarlı diyebiliriz. Yani çocukluktan beri böyleydi, bir öyle derdi, bir böyle. Ya da ergenliğinden beri hiç düzelmedi. Hep asabi, bazen çok kırılgan, bazen çok saldırgan oluyor. Ama hani işte kendi içinde tutarlı diyebileceğimiz şey bu. Net bir başlangıç yok, hiç böyle değilken bir anda böyle oldu diyemiyoruz. Bir anda böyle oldu ya da bu dönem bir tuhaf diyebildiğimiz kişiler aslında bipolar. Hep o kişilik özelliklerini taşıyanlar borderline kişilik bozukluğu gibi böyle bir ipucunu cebimizde tutabiliriz ayırabilmek için. Etiyolojide de bahsetmiştik. Güvensiz bağlanma, ihmal, taciz gibi risk faktörleri borderline kişilik bozukluğu geliştirmedeki rolü bipolar bozukluktan ayırıcı tanıda önemli rol oynar. Yine Zanari'nin 2000'de yaptığı bir araştırma. İstisnalar dışında tabii ki her ailede böyle sıkıntılar olabilir. Bir çocuk böyle bir ortamda yetişebilir. Ama borderline kişilik bozukluğundaki bu işte güvensiz bağlanma dediğimiz işte çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmaması, doğru zamanda karşılanmaması, ebeveynlerin kendi talebine göre hareket etmesi, çocuğu ihmal etmeleri, işte istismar etmeleri, işte bahsettiğimiz daha karmaşık, problemli, kaotik bir evde büyüyorsa çocuk, bunun ileride borderline kişilik bozukluğu geliştirmesi daha olası oluyor bipolara göre. Bu da önemli bir ayırıcı tanı. Ve yine önemli ayırıcı tanılardan biri farmakolojik tedaviye yanıt. Bipolar hastalar antidepresan, lityum tedavilerine daha iyi yanıt veriyorlar. Epizotlarına göre ilaç içeriği, hani ilaç türleri değişebiliyor. Mani varsa işte antipsikotik ilaçlar da kullanabiliyorlar. Ve bunlara yanıt gerçekten daha iyi oluyor. Süreci daha sağlıklı atlatmalarını sağlayacak bir farmakolojik, işte biyolojik tedavi sağlıyor aslında ilaçlar. Ama borderline hastalarda ki ilaç kullanımına bu kadar iyi yanıt olmuyor. Çünkü asıl olan hani eğer ki bizim hani psikoterapilerdeki teorimiz üstüne hani güvensiz bağlanma üstüne kurulmuş kişilik özellikleri ise burada davranış değişikliği yapılması gereken, onun öğretilmesi gereken psikoterapiler daha çok işe yarıyor. Burada biyolojik tedavi hiç işe yaramıyor diyebilir miyiz? Belki diyemeyiz ama işte bipolardaki kadar etkili değil. Şimdi borderline kişilik bozukluğu olan hastalarda da eğer ki
komorbid başka hastalıklar varsa, bozukluklar varsa ilaç kullanımı o sürelerin belki biraz daha sağlıklı, biraz daha rahat atlatılmasını sağlar. Ama sadece farmakolojik bir tedaviye güvenerek hastanın iyileşmesini beklemeyiz. Asıl tedavi yöntemleri uzun yıllar süren ve terapi içinde işte kişinin o kişilik özelliklerinin yavaş yavaş değişebileceğini gördüğü, iyi kötü kavramlarını birleştirebildiği, tepkilerini daha kontrol altında tutmasını öğrenebildiği çerçevelenmiş bir psikoterapi yöntemidir. Kısaca böyle benzer özellikleri birbirinden nasıl ayırabileceğimizi konuştuk. Tekrar vurgulamak gerekirse süreleri takip etmek çok önemli. İki bozukluğu birbirinden ayırabilmek için. Ondan sonra işte ailedeki genetik yapılanmayı öğrenmek önemli ve çocuğun belki nasıl bir ortamda büyüdüğünü öğrenmek, işte bununla ilgili sorular sormak, detaylandırmak biraz daha kafamızda hangi bozukluğa yatkınlık olduğuna dair bir profil çizebilir. Bu yüzden çok belki sorup çok iyi anlamaya çalışmamız, hani detayları kaçırmamamız gerekiyor. Burada da yine sunumumda kullandığım kaynaklarım var. Belki bakmak isteyen, görmek isteyen, hani okumak isteyen olursa. Bazı araştırmaları sözel olarak söylediğim için sanırım onları kaydetmedim ama yine bir sorunuz olursa bunu cevaplamaya hazırım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.